Her gece rüyamda seni gördüm, seni hissettim ve seni hep böyle sevdim ben Neşe. Kirafo! Kirafo! Canan şimdileri dövelim oğlum lan. Ha, hadi güzel kardeşim. Paşa! Şşt! Ona bak kardeşim. Sen sarışın seversin ha. Bu sarışını sana yapayım. Ha? Ha! Gel yandı bir. Tamam paşa bak. Değişiklik olsun. Esmer yapacağım oğlum sana. Beyaz tavşanı. Çok güzel. Güzel diyor. Git. Git. Kız gibi ol. Bize mi getirdin onları? Ben sana getirdim Orço. Şakacı ya. Aşkım bize içecek getirdim. Sağ ol hayatım da bir saattir meyve suyu getirmeye gitmedin herhalde. Canlarına şey mi izliyordun? Ay niye onlara bakayım? Canım zaten buradan da görünüyor. Mutfaktan içecekleri alırken gördüm mikrodalga fırın bile var. Hadi ya. Aman ne acayip ne acayip. Ay şunlara bakın. Aşkım biz de yapsak ya. Yok artık Gülçiçek. Ne olacak? Ya niye ya? Canım çekti. O kadar da uzun boylu değil hayatım. Yapma ya. O ne demek ne? Şu demek. Ya sen Neşe'yle canın yaptığı her şeyi isteyeceksen işimiz var ha. Geldiğimizden beri teknenin yok şusu güzel, yok busu güzel, yok mikrodalganın ısısı var, yok üç odası var, yok üç odasında tuvalet var. Bu ne ya? Sana söylemeyeceğim hayaller peşindeysen peşin peşin söyle ona göre davranalım. Seni tebrik ederim Güney. Yani beni bu kadar zamandır tanıyorsun ve şu cümleleri bana kurdun ya hiçbir şey demeyeceğim. Ya Gülçiçek nereye kızım ya? Gülçiçek! Allah Allah ben ne dedim şimdi ya? Cimbom bize içecek bir şeyler getir ha. Allah aşkına parçalarım burada. Hadi koş. Ben senin derdini az bir şekilde anladım kardeşim ama biraz galiba ağır oldu kız için ya. Tekne bizim değil bizi giriyor. Dedim abi ben gelmeyeyim dedim. Valla kardeşim çok güzel, çok güzel. Her hafta yapalım bunu. Ya senin teknen ya. Biz de davet ettiğin için sağ ol Orço. Önemli değil. Bu da bir de küfür işte. Gördünüz mü arkadaşlar? Ne kadar güzel Titanik yaptık. Gördük kardeşim, gördük. Allah sonumuzu Titanik'e benzetmesin inşallah. Amin, amin. Yalnız bakıyorum da doğru düzgün bir şey yiyip içmiyorsunuz. Ya. Vallahi çok kırılıyorum artık. Ya burası kendi yatınızmış gibi davranın demedim ben size? Dedin Can. Hem de 10 defa dedim. Ama şunu bil, bizim böyle bir yatımız yok. Hiçbir zaman da olmayacak. Anladın mı? Allah Allah, bir yattır, bir teknedir. Nedir bu kardeşim ya? Ya paşacığım, ne olur kurban olayım. Bak sana bir şey söyleyeceğim güzel kardeşim. Lütfen bak gel el biriyle şu lavukları dilini dökelim. Hadi ne olur. Ya Orçun bir git oğlum zaten işin başından aşkın. Görmedim sarışın asabi asabi geçti buradan. Ya 40 yılda bir senden bir şey istedim be. Kirafo! Şşş Kirafo, pişin! Ya ben niye Filfil çağırıyorum? Ne yapacaksa Filfil. Hayır anlayamadım ki şimdi bana niye bağırıyor? Yok onların cimbomla kendi aralarında gelişen mevzularının bir anda sertleşmesiyle alakalı bir durum bu kardeşim. Anladım. Neyse ya böyle yiyecek içecek bir şeyler daha alayım geleyim ben. Böyle olmuyor ya. Eğlenin eğlenin. Yiyin için. Oh oh oh. Patates haşlaması çok güzel. Hala benle Titanik pozu vermek istiyor musun? İstemiyorum. Titanik pozu vermek istersem kendime yatı olan zengin bir sevgili bulurum. Ben para düşkünlüyüm ya. Gülçiçek, gerçekten özür dilerim. Öyle demek istemedim biliyorsun ya. Yani beni tanıyorsun. Ben öyle biri değilim ya. Ne bileyim, tekneye geldiğimizden beri etrafında bu kadar lüksü görünce benim bünyede sinir yaptı. Hele de seni bu ihtişamdan etkilenmiş görünce... Ya sen bilmiyor musun? Benim en büyük zenginliğim sana olan aşkım. Biliyorum. İşte bu yüzden sana bir söz verebilirim. Dünyanın sonuna kadar en zengin kız sen olacaksın. Çünkü
Ben seni dünyanın sonuna kadar seveceğim. Hem de hiç azalmadan. Hiç ya. Hiç. Hep artacak. Ne oldu onlar? Niye gergin? Senin sevgilinin yatığı yüzünden olabilir mi acaba? Aa, o ne demek o? Ya görmüyor musun sabahtan beri yok yatım 100 metre. İçinde 1000 tane tuvalet var. 10 tane oda var. Tamam anladık yat şahane harika ama bir insanda zenginliğini bu kadar gözümüze sokar mı canım? Karabiberim biraz abartmıyor musun ya? Sonuçta çocuk o kadar da kötü bir çocuk değil yani. Ya bırak Mert ya onun sevgilisi yok ya ondan böyle konuşuyor. Sap! Allah Allah iyi ki benim zengin tikicam bir sevgilim yok. Ben sap sap dolaşmaktan gayet mutluyum. Arkadaşlarımın ilişkileri zedelenmiyor en azından. Arkadaşlar ne yapıyorsunuz siz ya? Sen bir karışma sus ya sen bir. Ya ulan sen gelmişsin buraya sabahtan beri bir köşede oturuyorsun. İnsan böyle bir güzel tekneye gelmiş bir etrafına bakar bir gülümser ya muştuna surat böyle oturmuş. Tabii Mert'cim Neşe bayağı haklı bak eşek gibi yat var burada. İnsan biraz etrafına falan bakar. Maazallah bir daha nereden bulacağım böyle yatı olan bir arkadaşını? Tabii lafı rica ediyorum çarpıtma tamam mı? Sen canın zengin olduğu kadar böyle mütevazı bir insan olur gayet iyi biliyorsun yani. Çok teşekkür ederim koç. Hadi birazcık daha sevgilim. O kadar uzun boylu değil. Sen de bunu içecek ağzına gezer. Sapan. Allah'ım ya. Evet. Aşağıdını buldum. 52 yapımı. Var ya bu en az 7000 liralıktır. İçelim de bir eğlenelim ha. Zengin sevgilinin de mütevazısı çok başka oluyormuş gerçekten. Aşkım gerçekten mükemmelsin. Damanlıman harika gerçekten. Çok güzel gerçekten. Bu ne be? Böyle pis pis şeyler. Kirepo! Şişt, buna bak. Güzel kardeşim. Gel lan bunlara sağa sola da oğlum. Ha, hadi bak atar yapıyor adamlar oğlum. Hani gider yapar bu sen. Hadi gel lan. Gel kardeşim gel. Ya Kirepo baksana bisküvit gibi kızlar. Ha? Böyle böyle. Yüzünde kaymak türüp yeriz. Hadi kardeşim ya. Ya peki bir tane bisküvi yok mu ya burada? Bir tane bisküvi ya. Ya şu kadarcık bisküvi istiyorum. O da işim tutsun diye ya. Bir tane bisküvi yok mu şimdi? Orada aşağıda bir sürü servis vardı. Tamam ya getirip koy. Koş. Koş. Son bir kez soruyorum. Benimle Titanic pozu vermek istiyor musun? Bir düşüneceğim. İyi sen düşün o zaman ben Orçun'a teklif edeyim. Çünkü şu an o her türlü teklifine açık ha. Gel. Aç bakayım konuyu. Seni çok seviyorum biliyorsun değil mi? Ben de seni çok seviyorum.